Gel. Sultanım gelmiş. Kim gelmiş? Hürrem Sultan. Hünkârımızın haberi var mı? Bilmiyorum sultanım. Lakin Mihrimah Sultan'ım var ki karşılamak için çıkmışlar. Mihrimah. Yakında dönecek demişti. Demek bir bildiği varmış. Mevsimi Mustafa. Hazırlıklar yapılsın, süre kavana çıkalım. Hem Cihangir de gelir bizimle. Hayli memnun olacaktır. Ben de öyle. Hünkârım. Söyle Lokman. Hürrem Sultanımız saraya teşrif ettiler. Kütahya'da kalmanı emretmeme rağmen sen nasıl olur da benim müsaadem olmadan buraya gelirsin? Gelmek için onlarca mektup yazdım. Lakin hiçbirine cevap vermedin. Dedim ki, göze aldığında bu değil miydi zaten? Ben her gece dua ediyorum. Seni gördüğüm, sevdiğim o andan beri dua ediyorum Rabbime.
Şu canım senden evvel aslında. Acını yaşatmasın bana diye. Razıydım. Beni affedinceye kadar, çağırıncaya kadar beklemeye, yalvarmaya razıydım. Lakin sonra o haber geldi. Mihrimah yollamış. Seni bu ayrılığın üzdüğünü, kedere boğduğunu yazmış. Öyle ki herkes hasta olmandan kaygılanmış. Bilhassa Cihangir çok korkmuş. Bunları işittikten sonra kim beni orada tutabilirdi ki? Daha olsa yıkar gelirdim. Senin için sevindim elbet. Cihangir de memnun olacak. Nihayetinde o sizin valideniz. Ancak bir fırsatı kaçırdığını da unutmamak gerek. Ne fırsatıymış bu? Haremi sen yönetebilirdin. İktidar ve güç senin elinde olabilirdi. Arzu ettiğin, bugüne kadar ukde kalan içinde ne varsa hepsini yaşayabilirdin. Validemin gücü ve iktidarı benim gücüm, iktidarımdır sultanım. Süleyman. İstersen beni affetme. Yüzüme bakma. Tek söz dahi söyleme. Gölgeni esirge benden. Cihangir'le kalayım. Bana ihtiyacı var. Ya da al canımı. Bu işkence bitsin. Mesele seni bağışlamak, saraya kabul etmek olsa keşke. Eğer arzun buysa, sarayım da senindir, affım da. Lakin beni asıl üzen, kedere boğan bu değil Hürrem. Senin yaptığın hatalar değil. Bir daha asla sana güvenemeyecek olmam. Asla. Efendim.
Validemin geldiğini söylediler. Hünkârımızın yanındalar. Biz de kendilerini bekliyoruz. Validem. Cihangir. Aslan babacığım. Ne oldu? Hünkârımız ne söyledi? Kabul etti mi? Buradasınız değil mi artık? Gitmeyeceksiniz. Buradayım. Merak etme, artık hiç ayrılmayacağız. Hoş geldin Hürrem. Haber verseydin karşılama tertip ederdik. Merasimlerden pek haz etmem sultanım. Ayrıca karşılamaya gerek yok. Burası benim evim. Sultanım, hamamı hazır etmişlerdir. Arzu ederseniz gidelim. Yorgunluğunuzu alır. Olur. Siz yokken sarayda hayat durdu validem. Herkesin ruhu çekilmişti sanki. Bilhassa hünkârımız. Bu son mihrimi. Bir daha hiç kimse bana bunu yapamayacak. Buna izin vermeyeceğim. O halde artık kendinizi durdurmanız lazım. Zira bütün bunlar divanı dinlediğiniz için başınıza geldi, öyle değil mi? Tahmin ettiğim gibi. Arkamı döndüğüm an evlatlarımı bana karşı zehirlemeye başlamışlar. Bayezid, Cihangir, sen. Neyiniz var sizin? El birliğiyle beni öldürmek mi istiyorsunuz? Validem. Keyfimden yapmadım bunu. Gördün işte Mustafa abini. Alenen hepimize meydan okudu. Emin ol, bir dahaki sefere herkesi kılıçtan geçirecek. Allah korusun. Amin. Şahzade Elkas Mirza İstanbul'daymış. Sen gördün mü? Kendisini bir kere gördüm. Lakin muhabbet etme fırsatım olmadı. Neden sordunuz? Elkas Mirza mühim. İşimize yarayabilir. En kısa zamanda sarayında bir ziyafet tertip et. Aramızı hoş tutmakta fayda var. Müsamede konuşacağım bunu. Nasıl isterseniz valide. Arzu ederseniz Fatma Sultan'ı da çağırın. Zira kendisi pek hevesli. Hiç şaşırmadım. Elkas Mirza gibi civan bir şahzade alakasını elbette cezbeder Fatma Sultan'ımız. Sizin gibi haşmetli bir devlet adamına da ancak böylesi kıymetli ve nadir kitaplar yakışırdı. İnşallah Kazvin'deki kütüphanemizi de şahsınıza açmak nasip olur. İnşallah. Bahsi geçmişken paşam, padişah hazretleriyle seferle alakalı sohbet etme fırsatınız oldu mu acaba? Henüz değil. Beni mazur görün fakat sizinle bir anlaşma yapmıştık. Sizin istediğinizi yaptım. Şimdi sıra sizde. Acele etme. Elkas Mirza. Hünkârımızı böyle bir karara ikna etmek sandığın kadar kolay olmayacak. Bilhassa Şehzade Mustafa buradayken. Tam tersi olması gerekmez mi? Yani Şehzade Mustafa'nın sancağı hududa çok yakın. Kendini göstermesi için bu bir fırsat. Bu söylediklerin devlet meselelerinde ne kadar tecrübesiz olduğunun ispatı. Şehzade Mustafa, ben ne istemezsem onun peşine düşer. Onu arzu eder. Bu bir güç mücadelesi. Elkas Mirza.
Ben felaketini beklerken Mustafa hünkârımız arasındaki buzları eritmiş. Şehzademizin arkasındaki kuvvet olmasa çoktan bertaraf olmuştu. Kim bunlar Rüstem? Hala öğrenemedin mi? Mustafa'ya destek olan kim? Elimden gelen gayreti gösterdiğime emin olun sultanım. Lakin düşman bize yüzünü göstermemekte ısrarlı. En büyük kozumuz bu. Lakin biz bundan mahrumuz, öyle mi? Önümüzdeki günler neye gebe bilemeyiz sultanım. Yeniçeri yıllardır sefere çıkmıyor ve huzursuz. Hünkârımız da olup bitenin farkında. Elkaz Mirza'yı huzuruna kabul etmesi Acem diyarına bir sefer düşündüğünün alameti. Elkaz Mirza'nın da bizi büyük bir dertten kurtardığı malumunuz. Elkaz'ın bize olan yakınlığı mıyım? Mirma'ya da söyledim. Onu sarayınızda ağırlayın. Bol bol hediye verin. Siz orasını merak buyurmayın. Ancak hünkârımızı Acem seferine ikna etmemiz lazım. Böyle bir sefer bizim için de faydalı. Hem ben ordunun başında ilk seferime çıkarım, hem de şehzadelerimizden birisi saltanat naibi olarak gücüne güç katar. Şu söylediğin tehlikeli. Ya hünkârımız Mustafa'yı saltanat naibi yaparsa? Sanmam. Son olup bitenlerden sonra hünkârımız kurda kuzuyu teslim etmez. Sultanım, geldiler. Sultanım. Acem Şehzadesi Elkas Mirza, Zevcem Mirma Sultan. Sultanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük sultanım. Sizin ve paşamızın bu daveti beni ziyadesiyle memnun etti. Lütfen şükranlarımı kabul buyurun. Biz de sizi sarayımızda ağırlamaktan son derece memnunuz. Sofraya geçelim mi? Arzu ederseniz evvela Can Padişahı Sultan Süleyman Han'ın kerimeleri Mirmah Sultan'a bir hediye takdim etmek isterim. Elbette. Size layık değil fakat kabul buyurursanız şeref duyarım. Bu ne hoş bir hediye. Defne. Size ve Paşa Hazretlerine ömür boyu uğur ve saadet getirsin. Amin. Oturalım mı artık? Rahmetli Abdurrahman El Cami dost meclisinde şöyle bir beyit okur. Bes ki der cani fegar, o çeşmi bidarem toyi, her ki peyda mişevvet ezdur, pindarem toyi. Yaralı gönlümdeki hep sen, uyanık gözümdeki sen. Uzaktan kim gelse sanırım ben, sen. Doğru sultanım. Hemen akabinde meclistekilerden biri sual eder. Peki ya görünen bir eşek ise ne olacak? Abdurrahman El Cami şöyle bir bakar. Zannediyorum gene sen. Epey geç oldu. Konuşmamızı icap eden mühim meseleler var sultanım. Elbette. Gel. Paşa Hazretleri, Zal Mahmut Ağa geldi. Müsaadenizle hemen dönerim sultanım. Nedir bu kadar mühim olan? Rahatsız ettiğim için bağışlayın beni Paşa Hazretleri. Atmacayı Soğanağa Mahallesi'nde bir evde tutuyorlar. Şehzade Mustafa ve Taşlıcalı Yahya birkaç defa ziyaret etti.
Şehzademizin yanında bulunan Yavuz'u takibe aldık. Fakat bizimkilerini atlatmayı başardı. Evi takibe devam edin. Mutlaka irtibat kuracaklardır. O vakit bineceğiz tepelerine. Emredersiniz. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Oldukça kıymetli. Defne'yi de çok severim. En sevdiğim çiçektir. Biliyorum sultanım. O yüzden vermek istedim size. Nereden bilebilirsiniz ki? Destur! Fatma Sultan Hazretleri! Zannediyorum siz şu herkesin bahsettiği Acem Şahzadesi olmalısınız. Ta kendisiyim sultanım. İstanbul'u nasıl buldunuz? Acem diyarında var mı böyle bir şehir? Çok fazla temaşa edemedim. Ancak gelirken gördüklerim kâfi. İstanbul muazzam bir şehir. Daha buradasınız. Temaşaya vakit olur. Size bir rehber bulabilirim. Lütfedersiniz sultanım. Akşama Mihrimah Sultan'ın sarayına davetlisiniz diye işittim. Eminim kendisine güzel bir hediye seçmişsinizdir. Zira böyle şeylere pek ehemmiyet verir. Bu bahçede hiç defne ağacı yok. Ne yazık. Mihrimah ne kadar çok sever. Bu kadar kudretli bir sultan hakkında birkaç bir şey duymam zor olmasa gerek. Bu kudretin kaynağının yüce padişah olduğunu sanıyordum. Fakat şimdi görüyorum ki asıl kudretinizi güzelliğinizden alıyorsunuz. Hayırlı geceler. Size de sultanım.